İlçe belediyelerinin çalışmalarını sıklıkla bu ekrana taşıyoruz haber bültenlerimizde. Tabii o çalışmaların mimarı, ilçe belediye başkanları da zaman zaman stüdyomuzda konuğumuz oluyor. İşte onlardan biri Foça İlçe Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ bugün stüdyo konuğumuz. Kendisiyle hem 2015'in genel bir değerlendirmesini hem de 2016'nın Foça adına nasıl geçeceğini konuşacağız. Sayın Demirağ hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdiden katılımınız için teşekkürler. Bugün kısa bir vaktimiz var ama biz Foça haberlerine ve Foça'daki çalışmalara sıklıkla bültenlerimizde yer veriyoruz. 2015'in artık son günlerini yaşıyoruz. Genel bir 2015 değerlendirmesi Foça özelinde almak isteriz. Sonrasında çalışmalarınıza gireceğiz. Biliyorsunuz 2015 yılı genelde seçimlerle geçen bir yıl içerisinde oldu ama tabii ki belediyelerin her zamanki gibi önemli olan görevlerini yerine getirme süreci içerisinde olmasından dolayı biz de tabii ki belediye işleriyle ilgili sürecimizi çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Bu anlamda da İzmir Büyükşehir Belediye'mizle beraber ortaklaşa yapmış olduğumuz birçok proje imza attık. Güzel bir yaz sezonu getirdik ama ülkemizde tabii ki son zamanlardaki yaşanan hem terör olayları hem de farklı boyuttaki olaylar bizleri çok üzdü. Umuyorum bir kez daha bunlar yaşanmaz. Böyle bir süreç yaşadık 2015 yılında ama tabii ki belediye çalışmalarıyla ilgili olumlu çalışmalara imza attığımızı düşünebiliriz. Yaz sezonumuzu çok iyi geçirdik huzurlu bir şekilde. Umuyorum bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde bu süreci gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Peki yeni yıl hazırlıklarıyla devam edelim. Zira geçtiğimiz senelerde Demokrasi Meydanı'nda Foça'da kutlamalar yapılıyordu. Bu senede olacak mı? Kutlamalardan bahseder misiniz? Olacaksa yani. Yani biliyorsunuz son zamanlarda çok yakından yaşanan üzüntü verici olaylarla karşı karşıya kaldık. Bu noktada yine yeni yılda ilgili bir çalışmamız söz konusu oldu. Belediye meydanımızı süsledik, Demokrasi Meydanımızı ve Sevgi Caddemizi. Güzel bir yılbaşı geçirmeyi planlıyoruz. Çok yakından bir arkadaşımız da vefat etti, İSU çalışanımız. Ona da başsağlığı. Yine vatandaşlarımız bir trafik kazası geçirdi. Onlara da başsağlığı diliyoruz. Bir daha inşallah böyle üzüntü verici olaylar yaşanmaz. Onlar bizim kalbimizde. Umuyorum yeni yılda da daha olumlu, daha sağlıklı bir yıl diliyoruz. Ulaşım deyince tabii Foça'da geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası meydana geldi ama ulaşım deyince geçtiğimiz yaz başlatılan bir vapur seferleri var. O seferleri nasıl değerlendirirsiniz? Hafta sonları ve yazın olmak üzere bir sefer başlatılmıştı. Bunun turizme katkısı ne derece oldu? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bizim açımızdan çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem İzmir'le Foça'nın bağlantısı açısından çok önemli oldu. Hem Karşıyaka Konak bağlantısı. Önümüzdeki yıllar içerisinde de 2016 sezonunda, yaz sezonunda yine Büyükşehir Belediye'miz İzdeniz'le beraber devam edecek. Buna ilaveten İzdeniz'le beraber ortaklaşa çalıştığımız bir arabalı vapur seferiyle de bir Mordoğan'ı bağlama durumu söz konusu. Bununla ilgili bir ön çalışma içerisindeyiz. Umuyorum o da yeni yıl içerisinde 2016'da yaz sezon öncesi gerçekleşti. Hem yolcu taşımacı hem de araç taşımacılığı ile ilgili bir olumlu süreç yaşayabiliriz 2016 açısından. Foça turizmi ve ülke turizmi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak 10 bin kişinin üzerinde bir İzmirli Foça'mıza geldi. Bu hem Foça ekonomisi açısından hem İzmir ekonomisi açısından da çok ayrı bir noktada bizi geliştirdi. Bunu daha çok geliştirmek istiyoruz 2016 yılında. Bununla da ilgili hem Büyükşehir hem Foça Belediyesi olarak da ciddi anlamda hem reklam hem de vatandaşlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Umuyorum o rakamların üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz ve inşallah önümüzdeki yıllarda hem bu sezonun uzatılması hem de aylara noktasında daha da uzun bir süreç içerisinde olması bizim açımızdan da iyi olur diye düşünüyorum. Çok kısaldı vaktimiz. Foça'da halkın en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Siz de geçtiğimiz günlerde tekneyle balıkçıları ziyaret ettiniz. Biz de bültenimizde yer vermiştik. Orada ben fark ettim ki çok sert ve rüzgarlı bir hava vardı. Bu da aslında balıkçıların ne kadar zorlu bir şartta görevlerini yürüttüğünü ortaya koyuyor. Balıkçıların sizden bir talebi oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz balıkçılık sektörünü? Tabii balık Foça iki sektörde birleşiyor. Bir tanesi turizm, ikincisi balıkçılık sektörü. Balıkçılarımıza hakikaten çok zor şartlarda denize çıkıyorlar. O gün de biz balıkçı arkadaşlarımız, birçoğu da çocukluk arkadaşımız zaten. O emekçilerle beraber olduk. Onların o zorluklarını beraber yaşama şansımız oldu. Umuyorum önümüzdeki yıllarda da Foça balıkçılığını iyi noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Çünkü Foça korunmuş bir ilçe. Balıkçılık anlamında da ön plana çıkıyor. Bu anlamda da balıkçılarımız hakikaten çok büyük emek sarf ediyor. Su Ürünleri Kooperatifimiz ve üst birlikteki hem birlik başkanları ve hem kooperatif başkanları bu konuda Foça'nın korunmuşluğu anlamında çok önemli hizmetlere yol açıyor. Bu da tabii ki Foça'daki balıkçılık sektörünün daha ön plana çıkmasını sebep veriyor. Bu anlamda da hem balıkçılık
anlamındaki emekçilerin getirmiş olduğu kaynak, hem de balıkçılık turizminin de ön plana çıkması Foça açısından da ayrı bir boyut olduğunu düşünüyorum. Umuyorum önümüzdeki yıllarda bunu daha da arttırarak hem kooperatiflerle hem de sivil toplum örgütleri ileri taşıyacağımızı düşünüyorum. Peki son olarak artık 2015'in son günündeyiz diyebiliriz. Yarın 2016'ya gireceğiz. Buradan İzmirlilere ve Foçalılara 2016 yılı için bir mesajınız varsa almak isteriz. Tabii ki yani 2015 yılı çok karanlık bir yıl geçtiğini düşünüyorum. Çok şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlıklar diliyoruz. Devrim şehitleri oldu. Onlara başsağlığı diliyoruz. 2016 yılının ben ülkemize barış, özgürlük, sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Foça için de ve ülkemiz açısından da çok önemli işlerin imza atılacağı ama en önemlisi barışın, sağlığın, huzurun, özgürlüklerin, kardeşçe yaşamanın ve tüm insanların hep beraber birlik içerisinde yaşamasını buradan sizlerin aracıyla tüm halkımıza, tüm yurttaşlarımıza iletmek istiyorum. Peki Sayın Gökhan Demirel, çok teşekkürler katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.